Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'i... Cimri'nin sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Efendim devam ediyoruz. Yine önemli bir konu var. Bayram yaklaştı artık. Bir gün gibi bir süre kaldı. Bayram tatilinden önce birçok kişi yola çıkıyor. Memleketine gidecek, ailelerini görecek insanlar var. İşte o yolculuk sırasında neler yapılmalı, nasıl davranılmalı, ne zaman yola çıkılmalı? O güvenlik konusunu konuşacağız şimdi. İleri sürüş uzmanı Çiğdem Kazaklı Turgut bizlerle. Stüdyo konuğumuz efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Az önce de söylediğim gibi şimdi bu geceden de çıkanlar var aslında, evet. Yolculuğa. Daha önceden de devam edenler var. Yarın çıkacaklar var. Evet. Süreç başladı, tatil başladı. Daha önceden çok canımız yandı bu trafik kazalarında özellikle. Kesinlikle, evet. Her bayramda birçok önlem alınıyor ama ona rağmen tabii kişiler dikkat etmediği için, şoförler dikkat etmediği için kazaların birçoğu da kişi kaynaklı. Kesinlikle. Genel olarak böyle. Nelere dikkat edilmeli? Hangi zaman diliminde yola çıkılmalı? Yola çıkılmalı. Şimdi iki şekilde tedbir alabiliriz. Bunun birincisi sürücünün veya şoförün önce dinlenmiş olması gerekiyor. Yani kendini bir donatması lazım. Yol haritası çizmesi lazım. Güzergah belirlemesi lazım. Mola yerlerini ve dinlenme yerlerini öncesinde belirlemesi gerekiyor. İkinci bir maddemiz ise aracımızı donatmamız gerekiyor. Önce birinci maddemizi anlatalım. Kişi ne yapmalı? Öncesinde duşunu almalı, rahat bir uyku çekmeli. Uykusunu aldıktan sonra ortalama bir insanın, yetişkin bir insanın uyku süreci 7-8 dakikadır. 7-8 saattir biliyorsunuz. Dinlendikten sonra da yemeğine çok özen göstermesi lazım. Ne çok doygun olmalı ne de aç olmalı. Ağır yemekler tüketmemeli ki yolda herhangi bir rahatsızlık, bir hazımsızlık yaşamasın. Rahat kıyafetler giymeli, pedala rahat ulaşabileceği, ayağını rahatsız etmeyeceği. Çünkü malum hava sıcak, yollar yoğun olacak. Ayakkabısı çok önemli. Rahat, onu rahatsız etmeyecek bir ayakkabı giyinmesi gerekmektedir. Yola ne zaman çıkacağız? Yola ya bu gece çıkılmalı, eğer gündüz vaktinde dinlendiyse, bugün çalışmadıysa, yoğun değilse veya yarın sabah erkenden çıkması Peki, lazım. Peki gece mi daha çok tavsiye edilir yola çıkmak? Daha çok tabii ki gündüz. Gündüz görüş alanı daha rahattır. Gece biraz daha sıkıntılı. Uyku gece da gelebiliyor. Gece. Evet, uyku da gelebiliyor. O yüzden dedik ya, hem dinlenmesi gerekiyor hem de ağır yemekler tüketmemesi gerekiyor. Ağır yemekler doğal olarak uykumuzu getirecektir. Uyku getirmeyecek yiyecekler tüketmeli. Hafif şeyler, çorba, ayran içmemesi lazım. İşte yoğurt yememesi lazım. Onu rahatsız edecek, enerjisini düşürecek ilaçlar almaması lazım. İşte kalp, tansiyon gibi sıkıntıları varsa onların işte yan etkilerini okuyarak alması lazım. Eğer böyle sıkıntıları varsa zaten hiç yola çıkmasın. Örneğin daha önce bir kalp krizi yaşamıştır. Bunlar gerçekten yollarda başına gelebilir. Yeniden geçirmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu şekilde sabah erken çıkarsa aslında en rahatı 4'ten 5'ten sonra sabah namazıyla birlikte yol alabilirler. Bir de yol haritasını çizelim dedik. Yol haritasını şöyle çizebilirler. Haritayı koyacak önüne. Şimdi navigasyonlar var. Zaten navigasyonda şöyle bir çalışma başlatıldı. Özellikle bayram zamanlarında güzergahlara yazıyorsunuz. Size trafik yoğunluğunu veriyor. O trafik yoğunluğuna göre örneğin Antalya buradan 10 saatte gidiyorsanız bayramda bunu üzerine bir 4-5 saat koymamız gerekiyor. Şöyle de bir şey var, yani hiç gidememektense geç gitmeyi tabii ki tercih ediyoruz. İşte bununla ilgili bu şekilde çalışmalar yapılabilir. Onun dışında aracımıza dönelim. Araçta neler yapılabilir? Öncelikle aracımızın bir bakımını servise götürüp bakımını yapmamız gerekmektedir. İlk bakım lastikten başlar. Lastik dişleri çok önemli. En az 1.6 olması gerekiyor. Çünkü o lastiklerin aşınmamış olması gerekiyor. Bu aslında şimdi yere yapışması lazım. Şöyle bir araya gireyim. Burada izleyicilerimizde şöyle yanlış bir algı oluyor. Sanki kışın çok önemliymiş sadece. Asla. Tekerin o bahsettiğiniz aralıkları. Kesinlikle. Ama değil. Yazın da çok önemli değil çok mi? Çok çok önemli. Çünkü kış lastiğini kışın kullanıyoruz. Yaz lastiğini yazın kullanıyoruz. Veya 4 mevsim olmalı. Lastiklerin bir ömrü var. 4 yıldır. Yani üretim tarihinden sonra
4 yıl ömrü var. Ama kullanıma göre de değişir. Kullanıma göre de değişir ama ortalaması 4 yıldır bunun. Normal 4 mevsim lastiklerden bahsediyor. Şimdi kış lastiklerini sadece kışın kullandığımız için düşünmeyin. Bunların raf ömrü de var. Tıpkı gıda tüketimi gibi. Üretim tarihinden. Çünkü onlar bir süre beklediğinde, rafta beklediğinde de aslında çürüme yapıyor. Doğal olarak da üretim tarihinden sonra tüketim tarihi yazar. Son kullanma tarihi lastiklerin üzerinde de yazar. Yani bu şöyle bir şey değil. Yaz lastiklerini taktık ama arabayı ben bu yazın hiç kullanmadım. Çok az kullanıyorum deyip biz 6-7 sene o lastikleri kullanamıyoruz. Hayır, kullanamıyoruz kesinlikle. Aldık, üretim tarihi 2019 Temmuz'da üretilmiştir. 4 yıl üzerine koyarız. 2023 Temmuz ayında onun kullanım tarihi sona ermiştir. Çünkü o diş dedik ya. 1.6 olması gerekiyor. Kullanmasak dahi lastik sonuçta eriyip çürüyor. O yüzden lastikler önemli. Bakım yapılacak. Bakımda onun dışında neler yapılabilir? Klima önemli. Klimasına bakılmalı. Çünkü yolda giderken oda sıcaklığında, oda sıcaklığı nedir? 22 derece veya 23 derecede klima sabitlenip o şekilde kullanılması lazım. Camlar açılmamalı. Camlar şöyle yakıt tüketimini arttırdığı için çok fazla tavsiye etmiyoruz. Camlar klimaya göre daha fazla mı? Evet. Yani evet. Çünkü motorun daha fazla tam tersi değil aslında. Evet. Camları açtığınızda motor daha fazla güç harcamak. Çünkü rüzgar karşıdan sizi geri iterken siz ileriye doğru gitmek için mücadele ediyorsunuz. Camlar açık olduğunda sizi geriye doğru itiyor ve daha fazla motor daha fazla güç harcıyor. Tabii ki klima da yakıt harcıyor ama cam kadar değil. Cama göre tabii ki daha az. Bunun dediğim gibi bunu da ayarlayıp oda sıcaklığında tutmamız gerekiyor. Bir başka şey de ailemizle gidiyoruz. Çünkü bayram ziyaretine gidiyoruz malum. 12 yaşından küçük çocuklarımız varsa mutlaka çocuk koltuğu olması gerekiyor. İki tane ise iki tane olacak. Arkaya rahat bir şekilde bağlayacağız. Koltuğumuzu bağlamak yeterli değil. Koltuk sabitlendikten sonra kemerler de bağlanması gerekiyor. Evet. Bununla dışında kazalarda en fazla ölüm nedenleri kemer bağlanmaması oluyor. Önde oturanlarda, arkada oturanlarda mutlaka kemerlerini bağlamak zorundalar. Evet, tam o noktada çok yanlış bir algı var. Öne geçen arabanın ön koltuğunda oturanlar hemen emniyet kemerlerini takıyorlar. Fakat ama arkada oturanlar takmıyorlar. Hatta onlar takınca ayıplanıyorlar bir de. Değil aslında şeyden. Tam tersi arkadaki fırlayabilir camlardan veya iki koltuk arasına eğer kemeri yoksa koltuk katlanıyor çünkü kaza anında arkadaki koltuk öne katlanıyor ve o koltukların arasında sıkışma yaşanabiliyor. Bir başka şey de genellikle arkada oturan yolcular öndekilerle sohbet edebilmek için iki koltuk arasına kollarını dayar ve oradan sohbet etmeye çalışır. En tehlikeli yerdir orası çünkü orada oturan yolcu ön camdan fırlayabilir. Bu aslında çok büyük bir kaza olmadan da olabilir. Tabii ki ani frende de olabilir. Frende. Yani karşınıza herhangi bir yaya çıktı veya bir araç çıktı, kedi çıktı affedersiniz. Ne yapacak? Şoför ani fren yaptı ve fırlayabilir yan camlardan, ön camlardan fırlayabilir. Kemer çok önemli. Onun dışında bazen de görüş alanlarını daraltıyor diye koltuk başları çıkarılır. Halbuki bu da çok yanlış. Koltuk başları neden var? Niye var? Kısaca bundan bahsedeyim. Evet, o da önemli. Bu çok önemli. Koltuk başları bizim şu boyun kısmımızın arkaya doğru kırılmasını önler. Evet. Birincisi. İkincisi daha rahat etmemizi sağlıyor. Çünkü başımızı yaslayarak kullanırsak en azından ayaklarımızdaki ve belimizdeki yükü de azaltmış oluyor. Rahat oturmamızı sağlıyor. Örneğin yukarıdan bir kaza olduğunda takla attık. Aracımız yani Allah korusun böyle bir şey yaşanmasın. Evet. Takla attığımızda o koltuk başındaki demirler inşaat demirleri kadar kuvvetli ve güçlüdür. Yukarıdan tavandan herhangi bir darbe yediğinde işte orayı koruyor. Yani kafamıza gelmesini koruyor. Evet. Bu da çok önemli. Ben kısa bir güvenlikte direksiyon tutuşuyla ilgili seyahat edecek arkadaşlarımıza öneride bulunmak istiyorum. Lütfen bir elin nesi var, iki elin sesi var. Tek elle asla araç kullanmasınlar. Evet, genel olarak sol elle kullanılır, sağ el direksiyona atılır. Sağ elle direksiyonda değil, vites geçirilir, değiştirilir, tekrar el direksiyona gelmeli. Yanlış asla şu veya şu kilit
yapılmamalı ve bu iki parmağımızın açıkta kalması lazım ki bu iki parmağımızı kilitlersek bileklerin ve kolların kilitlenme olayı, kırılma olayını güçlendirmiş oluyoruz. Çok kısa bir şey gösterebilir miyim bu tabii. iki parmakla ilgili? Tabii. Bakın şu kalemimizi tuttuğumuzda tutun, şu evet. şekilde tutun. Öyle değil benim gibi. Sizin şöyle gibi. Kilitleyeyim. Öyle mi? Şöyle. Tamam. Şöyle tuttuk. Tuttuk. Sıkıca tutun. Evet. Fakat bunu bu şekilde sabitlersek, şöyle sabitleyin. Bakın iki parmağımızla direksiyonu sabitlettiğimizi düşünün. Siz de çekin. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. O yüzden canlı bir şekilde uygulamış bunu olduk. Bunu da uygulamış olduk. Evet. Bu iki parmağı ve direksiyonu alttan şu şekilde, şu şekilde lütfen yapmayalım. Çünkü bizde hata olmayabilir. Biz çok iyi sürücüler olabiliriz ama karşıyı da dikkat alırsak biz risk almadan nasıl iyi sürücüler olabiliriz? Benim şöyle bir tanımım var. İyi sürücü olmanın kuralı hatalı sürücüyü, acemi sürücüyü telafi edebiliyorsak, onun önüne geçebiliyorsak biz iyi sürücüyüz. Evet, şimdi sadece biz dikkat ediyoruz ama birçok dikkat etmeyen kişi olacak kesinlikle, muhakkak. Kesinlikle, evet. Onların muhakkak. Hatalarını da bir şekilde kapatıyor olabilmemiz lazım. Evet kendi, ki ben onu yapabiliyorsam, o hatayı kapatabiliyorsam iyi sürücüyüm zaten. Yoksa ben 150 ile gidiyorum, 200 ile gidiyorum, slalom yapıyorum, işte sağdaki acemiyi solluyorum, ışıklara dikkat etmiyorum. Ben son anda sarı ışıkta geçebiliyorum çünkü gaza bastım, iyi fren yapabiliyorum. Bunlar iyi sürücülük değil. Bunlar adab kurallarına ve ahlaki kurallara uygun olmadan araç kullanan kişiler olarak biraz da bu ediyorum. Hız konusuna, takip mesafesi konusuna. Evet, bayramdaki değinelim. Sürücülere özellikle tavsiyem şu. Lütfen takip mesafesini korusunlar. Karayollarının çok büyük bir nedeni takip mesafesi oluyor. Hız kurallarına uymamaktan kaynaklı. Bir de karayollarının düzenlediği tabelalara, ışıklara uymamaktan kaynaklanıyor. Sadece şu anda navigasyonlar tabii şeyleri gösteriyor. İşte radarları gösteriyor. Tam radarı gördüğünde hızını kesiyor. Bunlar çok yanlış şeyler. Telefonlar kullanılmasın bu arada aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Takip mesafesi hızımızın yarısıdır. Yani öndeki araç aniden durduğunda biz de durabilmeliyiz. Takip mesafesi budur. 100 kilometre giden bir aracı biz aramızda 50 metre olması gerekiyor. Şimdi bir konu var çok önemli. Süremizin sonuna geldik. Onu da sorayım. Tabii ki lütfen. Yola çıktık. Kullanabileceğimiz bir zaman dilimi vardır muhakkak. Yani bir kişi yola çıktı. Aralıksız 8 saat araba kullanma diye bir şey var mı? Şimdi, böyle bir şey yok değil mi? 8-10 saat hiç aslında durmadan. Aslında şöyle hiç durmadan yok. Bunun yazılı i̇şte, kuralı evet. 4,5 saat kullanıp 45 dakika dinlenip daha sonra 4,5 saat daha kullanabilirsiniz. Yani 24 saatlik bir tavsiye sürede peki. 9 saat. Fakat ben çok uzun yıllar her yerde araba kullanıyorum. Benim tavsiye edeceğim 2 saat kullanıp 15 dakika dinlenmektir. Hı. 2 saat kullanacaksınız. 2 saatin sonunda çünkü beden yoruluyor. Yorulduğunuzu hissetmeyebiliyorsunuz. Özellikle bakın kazalar memlekete yaklaştığında yapılır. Çünkü aslı dinlenmiyor. Şurada 1 saat kaldı, 2 saat kaldı diyor. Aslında çok yorgun. Orada bir 15 dakika mola verip bir elini yüzünü yıkaması. Özellikle ayaklarını yaz aylarında. Beden çünkü ayak çok önemli. Ayağı yıkadığınızda bütün beden zaten o sıcaklığı atmış oluyor. Ayaklarını yıkasın, elini yüzünü yıkasın. Gerekirse bir suyunu, çayını içsin, 15 dakika dinlensin. Daha sonra yoluna devam etsin. Bu da önemli bir ayrıntıydı. Tam çok önemli. Hedefe ulaşma noktasında kazalar olmuş oldu. Evet, hedefe ulaşma noktasında özellikle sürücülerin yanında oturan ailelerine bir tavsiyem olacak. Lütfen özellikle bahane bulup, çünkü erkeklerde şöyle bir şey var. İşte 10 saatlik bir mesafeyi 8 saate alma bir övgüdür. Bizim Türk erkeklerinde böyle bir şey var. Yani onunla övünürler erken gitmeyle. Ben yanında oturan diğer aile bireylerine sesleniyorum. Buradan lütfen sesimi duyun. Yanınızdaki şoförünüzü ya da sürücünüzü durmaya ikna edin. Bir bahane üretin. O özellikle kendisi durmayacaksa siz yorulduğunuzu, inmek istediğinizi, su ihtiyacınız olduğunu söyleyerek onun durmasını sağlayın diyorum. Bu şekilde kazaların önüne ne kadar geçebilirsek o kadar evet. Bizim için önemli. Bakın dünyada 15 yıldır savaş var. Dünyada
Savaşlarda ölen sayısı 2015 ve 2016 istatistiklerinde 850 bindir. Fakat trafik kazalarında ölen sayısı ve yaralanan sayısı 1250'dir. Bakın neredeyse iki katı. Evet. Bu çok önemli. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli bilgilerinizden, yorumlarınızdan ötürü değerli izleyenler, bayram süreci başladı. Devam ediyor tabii. Özellikle tatilciler yollarda, tatilciler devam ediyor yollarına. Nelere dikkat edilmeli bu süreç içerisinde? Onları konuştuk. Özellikle araç bakımı noktasında, trafik kurallarına uyma noktasında ve sürekli dinlenme noktasında belli aralıklarla oldukça önemli. Tekrar uyarılarımızı yapalım. Aman dikkat diyelim, her bayramda aynı manzaralarla karşılaşmak istemiyoruz tabii ki diyelim ve bugün de noktalıyoruz efendim bülteni. Tüm gelişmeleri ve ayrıntıları Ulusal Komiteri'den takip etmeye devam edebilirsiniz. Mutlu günler diliyorum.